Günaydın küçük İstanbul. Günaydın küçük İstanbul. Evet, bugün size küçük İstanbul'u yani Kreuzberg'i getirdik. Kreuzberg'i duymuşsunuzdur. Zaten Almanya'nın en çok merak edilen ve aynı zamanda en çok sevilen ve aynı zamanda nefret edilen yerlerinden birisi. Kreuzberg zamanında Berlin'in ortasında bomboş kalmış bir banliyöyken zamanla şehre karışmasıyla ve aynı zamanda buraya gelen Türklerle ve aynı zamanda düzen karşıtı duruşuyla Almanya'nın en çok merak edilen ve en çok sevilen yerlerinden birisi oldu. Biz size bugün Kreuzberg'i ve Kreuzberg'le ilgili bilinmeyenleri anlatmaya geldik. Gelin gezelim. O zaman gelin. Nereden başlıyoruz? Tabii ki herkesin başladığı yerden başlıyoruz. Kreuzberg Zentrum. Zentrum Kreuzberg'den başlıyoruz. Kreuzberg'i gezmeye. Evet. Burada da ne varmış? Şunu da göstereyim. Aslında resmen çiğ köfteciyle başladık. Türkiye'de, hatta özellikle Kadıköy'de ilk ne açılırsa ikinci de burada açılır. Yani hani Kadıköy'den sonra Beşiktaş'a falan geçmez, direkt Berlin'e gelir. Burası da lokmacılardan bir tanesi. Evet, yeni açılmış herhalde. Kadıköy'dekiyle aynı anda falan açılmış olabilir. Evet. Berlin Kreuzberg aslında Berlin'in ötekileştirilen yerlerinden en önemlisi. Ve hatta Türk hip-hop ve rap'in de doğduğu yer. Fight. Hayat, kavga, dövüş, devam. Yok lan, çok. Türkiye'de herhalde okula giderken sabah kahvaltısını nerede yapardık diye sorsaydınız herhalde pastaneden böyle börek çörek alarak derdik. Biz de şimdi Melek oraya geldik. Melek Pastanesi. Kuaför Selim, Hong Kong Shop, Yeni Rakı Meze House, Kreuzburger, Cheeseburger özür dilerim, Hasır Restorant, Melek Restorant, Dilek Çiçekçilik, Kuru yemiş. Foto Selçuk. Daha da ilerliyoruz. Birazdan oralara da gideceğiz. Gel girelim o zaman. Hadi gir bakalım. Bir simit, bir açma aldım. Hatta şuraya göstereyim. Güllaç var mı? Yok mu? Nerede var acaba? Hazırda mı var? Tamam, teşekkürler. Şu an güllaç arıyorum da. Gördüğünüz üzere biraz sinirlendirmişler galiba dükkan sahibini. Çünkü tabii ki de burada da hani bazı yerlerde gerçekten kimse mesafe kuralına uymuyor. Onu söyleyelim. Herhalde biraz sinirlenmiş en sonunda. Açım ağaç. Ağaç. Beni yürütüyor ya. Yiyecek yer bulmaya çalışıyoruz şu an. Açım. Açken video çekmek çok zor. Kreuzberg ile ilgili şunu söyleyelim. Burada 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yahudiler yaşıyormuş. Yahudiler burada yerlerinden edilince doğal olarak burası böyle izole ve terk edilmiş bir yer haline gelmiş. Sonra ne olmuş? 60'larda buraya Türk işçiler gelince bir istenmeyenin yerini, yani bir başka istenmeyen topluluk almış gibi bir şey olmuş. Ve Türk işçiler burada izole bir şekilde, gerçekten de sanki burası bir gettoymuş gibi burada yaşamaya başlamışlar. Ama sonra ne olmuş? Sonra çok enteresan bir şey olmuş. Buraya sadece Türk işçiler değil, kendisini istenmeyen hissedilen ve kurallara ve birazcık da böyle sosyal kurallara karşı çıkmak isteyen, ötekileştirilmiş kendisini hisseden bir sürü insan gelmiş. Hip-hopçılar, rockçılar, punkçılar, o zamanın hippileri aynı zamanda buraya gelmiş ve bir anda Kreuzberg bir gettoyken zamanla kozmopolit bir yere dönüşmeye başlamış. Yani esas dönüşümü bu şekilde başlıyor. Şunu da söyleyelim. Ayrıca buraya Türkiye'deki 80 darbesinden sonra siyasi sığınmacılar da geliyor ve onunla birlikte öğrencilerin de gelmesiyle birlikte gerçekten burası aşırı kozmopolit bir yer haline dönüşmeye başlıyor. Şimdi bugün de baktığınız zaman bir Irak kafesi, yanında Latin bar, yanında Türk baklavacısı görebiliyorsunuz. Hani bu kozmopolitlik nasıl oldu derseniz, aslında böyle biraz da ötekileştirilen insanların bir araya gelmesiyle. Düzen karşıtı derken hala bugün bile varlığını sürdürüyor Kreuzberg'de bu durum. İşte bu da güzel bir örnek. Burada ne söylüyor hemen onu da söyleyelim. Problemin ismi Bill Gates değil, kapitalizmdir. Evet. Yazıyor. Altta ne yazıyor? Kapitalismus Schweine System. Domuz sistemi kapitalizm yazıyor. Bak
bakın burada Kreuzburger var. Buraya neydi? Turistken çok geliyorduk bu arada. Buraya biz Berlin'e turist olarak geldiğimizde her zaman bu Kreuzburger'e uğruyorduk. Hatta ilk geldiğimizde de tekrar geldik. Böyle anılarımızı ne denir tazeledik falan. Güzel ya. Ben seviyorum böyle Kreuzberg'deki hamburgercileri. Evet. Türk dayı kızdırdık. Hoşlanmadı. Biraz önce Asya'nın anlattıkları aslında duvar yıkılmadan önceki tarihiydi Kreuzberg'in. Duvar yıkıldıktan sonra ne oluyor? Aslında Batı Berlin'in bir gettosuyken Kreuzberg bir anda Berlin şehrinin tam ortasında kalıyor. Duvarın yıkılmasıyla beraber de Batı Berlin'in gettosuyken bir anda şehrin merkezinde kalan Kreuzberg'den de Doğu Berlinliler rahatsız olmaya başlıyor. Bu durumdan sonra da kendilerine çeteler kurup Kreuzberg'e saldırıyorlar. Kreuzberg de kendini müdafaa etmek için kendi çetesini kuruyor ve böylece Kreuzberg'de çeteleşmeler başlıyor. Ve bu bahsettiğimiz süreç boyunca Türklerin burada yaşamaya devam etmesiyle ama sadece Türklerin değil alternatif insanların ve kültürlerin de burada yaşamaya devam etmesiyle burada bir küçük İstanbul yaratılmış oluyor. Mesela bugün hala baktığınızda bakkalı, camisi, berberi, hatta şimdi artık İstanbul'da bulamayacağınız kadar küçük terzileri vesaireleriyle bugünkü Kreuzberg'e gelmiş bulunuyoruz. Hatta şöyle şeyler var. İşte Kreuzberg'de 20 yıl geçirip işte tek kelime Almanca öğrenmemiş insanlar falan. Bu mümkün mü? Yani burada sadece Türkçe bilerek yaşayabilir misiniz? Bizce yani çok rahat yaşarsınız. En ufak bir sıkıntı hissetmezsiniz. Ha, katılmadığımız bir şey var. Şunu diyorlar. İşte Kreuzberg Berlin'in bağcıları, Berlin'de Almanya'nın bağcıları diyorlar. Biz buna katılmıyoruz. Kreuzberg sadece bağcılar hani diyebileceğiniz bir yer bizce kesinlikle değil. Çünkü burada sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri tabii ki korona öncesinden bahsediyoruz. Alternatif kültürler her şey burada yaşıyor. Çok kozmopolit, çok sosyal bir ortam. O şekilde hani bağcılar diyerek, bağcılara kötü bir şey demeye çalıştığımız için değil, bu böyle söylendiği için söylüyoruz. Bağcılarla kıyaslamasanız iyi olur. Öyle düşünmeyin yani en azından. Yürürken Adana Grillhouse'un önüne gelmişiz. Hatta burada bir anımız var. Berlin'e ilk açıldığımızda 6 ay önce, tabii ki yine böyle koronanın patlak verdiği zamanlar falan, restoranların kapanmasına bir gün var. Bize dedik ki, arkadaşlarımız götürdü, Adana Grillhouse'a gidelim. Bir girdik, yani korona olduğunu düşünün. İçeride kapalı ortam ve böyle şey, ocak başında sigara içen ve böyle birbirine üfleyen dayılar falan var. Ve biz Türkiye'de bile görmüyoruz yani. Kapalı ortamda ocak başında sigara içilmesi falan. Hani böyle şey, şok. Bu Berlin'in bize hoş geldin yolda bir blok, merhaba ben Berlin deme şekli diye düşünüyoruz. Şimdi ama birazcık o görüntülere alıştık. Şimdiye kadar anlattıklarımız son 10 seneye kadardı. Peki bu son 10 senede neler oldu? Onu söyleyelim. Son 10 senede Kreuzberg inanılmaz bir dönüşüme girdi. Bunun sebebi tabii ki de buraya zamanla gelmeye başlayan alternatif kültürler, hipsterler, punklar, bu insanların da katkılarıyla Kreuzberg son 10 yılda adeta patladı. Önce evet. Onu söyleyelim. Hatta Berlin'e gelen ilk geldiği yer Kreuzberg diyebiliriz. Aynen. Ve onun dışında tabii ki de 3. dalga kahvecilerin, alternatif mekanların, barların, pubların, dünyanın her yerinden kültürlerin merkezi olmaya başladı. Ve buraya turist olarak gelen veya burayı gezmeye gelen insanların profilleri de değişti. Evet. Hatta Kreuzberg sadece biraz önce size gösterdiğimiz yerlerden ibaret değil. Kreuzberg aslında şehrin tam merkezinde kalan, hatta nehrin kenarında ve yazın buralar da insanlar botlarla ellerinde kahveleri, biralarını alıp Zodiac botlarına binerek burada takılıyorlar. Değil mi? Evet, yani çok güzel. Hani biz Kreuzberg derken iki sokağı göstermiş gibi olmayalım. Kreuzberg çok geniş alana yayılmış bir semt.
artık bugün, yani 2021 yılında konuşuyoruz. Kreuzberg bizce Berlin'in en güzel, en alternatif, en kendine has özel yerlerinden birisi. Türk kültürü ararsanız, bir gettoda gibi hissetmek isterseniz o da var. Üçüncü dalga kahvecilere gitmek isterseniz onlar da var. Zodyak botunuzla burada yazın, işte elinize biranızı, içeceğinizi alıp gezmek isterseniz o da var. Ve aynı zamanda en açık görüşlü insanlar ve en kapalıları nerede derseniz onlar artık aslında böyle bir yerde Kreuzberg'de buluşmuş ve kucaklaşmış durumda. O yüzden biz Kreuzberg'i çok seviyoruz. En son size bir iki tane daha sokağını gösterip ondan sonra bitireceğiz. Beş kilometre yürümüş mü yüzdür? Yürümüş. Son durak. Nereye geldik? En sevdiğimiz 3. dalga kahveciye geldik. Kapanışı burada yapacağız. Evet, bu arada Berlin'de birçok 3. dalga kahveci var. Bunlardan en bilineni herhalde Barnes. Diğeri Five Elephants var. Ama bizim en çok sevdiğimiz yer burası, Bonanza diye bir yer. Kreuzberg. Böyle binaların arkasında Kreuzberg'de. Çok güzel bir yer. İçi inanılmaz güzel. Gelen herkese tavsiye ediyoruz açıkçası burayı. Demin size gösterdiğimiz yer de Kreuzberg. Oranın tam bir sokak arkası, burası da Kreuzberg. Aradaki farkı zaten görüyorsunuz. Böylece dönüşümü daha iyi anlayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Şimdi kahvemizi aldık, dışarı çıktık. Artık bundan sonrası muhabbet ve sohbet. Burası da Kreuzberg, burası da Kreuzberg. Umarız Kreuzberg'i, Almanya'nın Berlin'in yeni hipster hood'unu beğenmişsinizdir. Bizim Berlin'de en sevdiğimiz yerlerden birisi. Neydi? Nasıl bitiriyorduk? Bitirmeden önce aslında Kreuzberg'le ilgili anlatılacak bir sürü şey var. Ama bizden bugünlük bu kadar. Eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.